Merhaba, hoş geldiniz. Geliyor mu sesim? Herkes hoş geldi, merhabalar. Aysu'cum hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Keyifler nasıl? Hoş geldiniz. Harika. Çok güzel. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Hadi bakalım biraz enerji istiyorum. Çok teşekkür ederim Şuayipciğim. Ben de çok iyiyim. Yağmurcuğum çok teşekkür ediyorum. Çok naziksin. Ben de çok iyiyim. Aysu diyor ki hocam hava çok sıcak. İyi olmaya çalışıyoruz. Aleyna'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Evet Şevval'cim enerji vermek için geldim zaten. Şu an enerji zamanı. Bircan'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Çok naziksiniz arkadaşlar. Sorduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Böyle sizinle seminerler yaptıkça daha da iyi oluyorum. Böyle yüksek olan enerjim daha da yükseliyor. Çok güzel. Keyifler nasıl peki? Bugün çok önemli bir konuyu görüşmek için toplandık arkadaşlar. Çok önemli bir konu üzerine bayağı yoğun bilgilendirme yapacağım size. O yüzden önden biraz enerjinizi arttırmak istiyorum açıkçası. Yağmur diyor ki biraz stresli bir dönem. Neden Yağmurcuğum? Tercih falan mı yapıyorsun? O yüzden mi? Hadi bakalım seminerdeki herkesten yanıt bekliyorum. Herkes iyi mi? Yeni katılan arkadaşlarım aramıza hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Tekuzem, öğrenci koçu Tuğba ben. Bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız sizinle. Bunun için toplandık. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım keyfiniz çok yerindedir. Umarım çok enerjiksinizdir. Öznur diyor ki sizi gördük muhteşemiz. Öznur'cum çok teşekkür ediyorum. Bin mukabil. Ben de sizi gördüm. Çok mutlu oldum gerçekten. Harika. Çok güzel. Şimdi bugünkü seminerimizin içeriği arkadaşlar, bugün burada toplanmamızın amacı 2024 YKS hazırlığına ne zaman ve nereden, nasıl başlamanız gerektiği üzerine konuşacağız. Çok önemli bir konu. Çünkü şu an 2024 öğrencileri ya başladılar ya da başlamak üzereler. Rakiplerden yola çıkanlar oldu. Şimdi yeni yeni yola çıkacak olanlar var. O yüzden tam doğru zaman şu zaman. Hazırsak başlıyoruz. Sizin için çok güzel verileri bir araya getirdim. Çok aydınlatıcı bilgiler paylaşacağım. Ama öncesinde ben biraz öğrencilerimi tanımak istiyorum. Aleyna'cığım hoş geldin. Hayır daha 2 dakika oldu. Hiçbir şey kaçırmadım. Hoş geldin. Nasılsın? Herkes iyi mi? Yeni katılanlar, iyi misiniz? Hoş geldiniz. Çok iyiyim diyor. Harika. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha da iyi oldum. Neslihan'cığım, daha da iyi ol. Betül'cüğüm, çok iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Şimdi seminere başlamadan önce ben bir öğrencilerimi tanımak istiyorum. Şu an mezun grup var mı? 12. sınıfa yeni geçen grup var mı? Sınava giren tercih yapacaklar var mı? Hadi herkes yazsın. Kaç kez sınava giriyorlar? Yeni girenler yazsın, mezunlar yazsın. 12, 12 mezun, 12 mezun olanlar var, 12'ler var. Evet. Orhun, üniversite okuyorsun. İkinci üniversite için mi gireceksin? Mezuna kalacağım diyor Merve. Çok güzel, harika. 12. sınıf. Genelde birinci mezun yılı. Tamam Aleyna'cığım, çok güzel. İlk mezun yılı. Yani şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Mezunlar da var, ilk kez girecek olanlar da var. Biraz yarı yarıya gibi geldi. Şimdi herkes cevap versin, daha iyi anlayacağım. Evrencim, 3. mezun yılın. Sanıyorum hedefin çok yüksek. Böyle düşünüyorum. Sudenaz 12. Esma mezunum dershaneye yazıldım hocam. Çok güzel. Musa mezuna kalacağım diyor. Mezun. İlk mezun yılı Hasan Can'ın. Çok güzel. Evet kafa kafaya gidiyor.
İkinci mezun yılı. Hatta mezunlar biraz geçti gibi. 12. sınıflar biraz ses verin. Mezunlar geçti bak bize. Son sınıf ilk kez girecek olanlar parmak kaldırsın. 12'ler. Çok güzel. İkinci mezun yılım hocam. Harika. İlk mezun yılı. 12 Sudenans, 12. sınıf. Çok güzel. Şimdi birazdan hedeflerimiz üzerine de konuşacağız arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Sizin için çok güzel verileri bir araya getirdim demiştim ya. Şimdi yeni taze bir sınavdan çıktık arkadaşlar. Mezun öğrencilerim için söylüyorum. 2023 sınavı kolay bir sınav değildi. Şu an tercih dönemi başladı. Başarı oranı çok yüksek değil. Ve arkadaşlar giren öğrenci sayısı çok fazlaydı. Eğer bir sınava hazırlanıyorsak gireceğiniz sınava dair araştırma yapmak zorundasınız arkadaşlar. YKS'yi tanımanız gerekiyor. ÖSYM'yi tanımanız gerekiyor. Doğru mu? Ben de 2000 mezunuyum fakat açıktan Anadolu İlahiyat Ön Lisans ve Atatürk Üniversitesi laborantık okuyorum hocam. Fatma hocam seni tebrik ediyorum, alkışlıyorum, azmine hayran kaldım, harikasın, devam. Üçüncüyü de oku hocam, dördüncüyü de oku, seni kimse tutamaz. Çok güzel. Harika. Tamam, şimdi benim sizin gireceğiniz sınavla alakalı yaptığım araştırmada arkadaşlar en son yapılan sınavı referans aldım ve 2023 YKS'de sınava başvuran aday sayısı TYT'de 3.425.427.443. 3,5 milyonun üzerinde, bakın çok iyi bakın. Bu veriler çok önemli. AYT'de 2.573.169. YDT'de 338.014. Peki 2023 ile 2022 arasında fark var mı dediğinizi duyar gibiyim. Onu da araştırdım arkadaşlar. En az sizin kadar ben de merak ettim. Ve dedim ki geçen yıla bu yıl arasında bir artış olmuş mu? Ve gördüklerime inanamadım. İnanılmaz bir artış var. Bakın başvuru sayısında geçen yıl 2022'ye göre TYT'de 293.054 kişi artı olarak bu sınava girmiş. AYT'de 516.136 kişi, yani neredeyse yarım milyon. Yarım milyonun da üzerinde bir artış var. Çok dikkat edin buna. YDT'de 169.584 kişi artmış. Yani yabancı dile de büyük bir yığılma olmuş. Ve 2024'ü düşünelim. Şimdi bizim hedefimiz 24 değil mi? Bunun için buradayız. 24'te ben kazanacağım diyor mu herkes? Biraz enerji istiyorum. Hocam 24 benim yılım olacak. İstediğim üniversiteyi, istediğim bölümü kazanacağız diyor muyuz? Evet diyor Sinem. Kesinlikle. İnşallah hocam. Kazanacağız hocam inşallah. Evet, net, net kazanacağız. Bu bir olasılık değil arkadaşlar. Net sonuç, kazanacağız. Bunun için buradayız, değil mi? Çok güzel. O zaman biraz 24 ile alakalı konuşalım sizinle. Şimdi ben özellikle 23 ve 22'yi kıyasladım. Böyle bir oran çıkardım ya arkadaşlar. 2024'te benim öngörüm, yani sizin gireceğiniz, hayatınızı değiştirecek sınavda başvuru sayısında ben en az 2023'te olduğu kadar, hatta bir tık üste bile çıkabilir, artış olacağını öngörüyorum arkadaşlar. Ve yani bu da şunu getiriyor. Hayalindeki üniversiteye yerleşmek için, hayalindeki üniversite için daha fazla kişi elemek zorunda kalacaksınız. Bir kere bunu kabul edelim. Bunu gözümüz korksun diye söylemiyorum. Realist yaklaşmak gerekiyor. Gireceğin sınavdaki rakip sayısını bilmen senin elini inanılmaz güçlendirir. Doğru mu? Öznur diyor ki 2024 ilk ve son girişimiz. Tabii ki de Öznur'cum. Evet. Şevval, ah çok etkilendim. Tabii ki sonuna kadar ilk 5000'e gireceğim hocam diyor. İnşallah. Berat diyor ki durmak yok, yola devam. Evet, durmak yok, daha yeni yola çıktık zaten. Devam. Esma, tabii ki de kazanacağız hocam diyor. Ay, çok güzel. Ben bugünkü öğrencilerimi çok sevdim. Enerji muhteşem. Çok idealist. En sevdiğim öğrenci profildir, idealist öğrenci. Kendinize güveneceksiniz arkadaşlar. Bu sınav sizden güçlü değil.
Ama hangi koşulda? Birazdan onlardan da bahsedeceğim. Şimdi kaç kişiyle yarıştığımızı, ortalama artacak sayıyı falan gördük, değil mi? Yani minimum bir 4 milyonun üzerinde bir rakip sayınız olur arkadaşlar 2024'te. Bunu başta bilmemiz bizi rahatlatır diye düşündüm. O yüzden bu veriyi özellikle almak istedim seminere. Peki geldim en sevdiğim soruya. Hangi bölümü hedefliyoruz? Herkes yazsın. Hayalindeki üniversiteyi, bölümü herkes yazsın. Heyecanla bekliyorum. Hukuk, yazılım, diş, tıp, mimarlık, bilgisayar mühendisliği, çocuk gelişimi, pediatrist, otomotiv mühendisliği, psikoloji. Ay Damlacığım, çok severim psikolojiyi. Özel ilgi alanım. Veterinerlik, ebelik, ilahiyat, wow, özel eğitim öğretmenliği. Çok güzel. İlk ve acil yardım, hemşire. Ah, sağlıkçılarımız çok gelecek. Tıbbi görüntüleme. Betülcüm, çok güzel. Radyo ve televizyon olabilir. Galiba Fatmacığım biraz arada kaldın. Başka seçenekler de mi var? Tıp. PDR, PDR, PDR. Medineciğim, çok istediğini buradan anladım. Moleküler biyoloji. Okul öncesi çok güzel. Ben de okul öncesi öğretmenim arkadaşlar bu arada. İçinizde meslektaş olacağım öğrencilerim var. Harika. Çocuk gelişimi de kardeş branş bana. Reklamcılık. Anestezi. Yönetim bilişim sistemleri. Çok güzel. Hangi üniversiteleri istiyoruz peki? Bazıları üniversitelerini de yazmış. Yani takribi nerelere yerleşiriz gibi geliyor. ODTÜ, wow. Boğaziçi, Ankara Gülhane Tıp, makine, Boğaziçi makine, Marmara Hukuk, Ege Üniversitesi, 9 Eylül Hukuk. Ay harikasınız. Uludağ, Türkçe İmam Üniversitesi, çok güzel. Ege, Hacettepe, biz de Ankara'dayız arkadaşlar. İnşallah bizim sistemimizde hazırlanıp kazanırsanız buraya yerleşeceksiniz. Yani Ankara'yı hedefleyenler, mutlaka yüz yüze tanışmak istiyorum sizinle. Sakarya, Kocaeli, Gaziantep, çok güzel. Marmara Matematik, Sude Nalcım, harikasın. Tamam. Hedeflerimizi belirlemişiz. Bayağı kitle nasıl bir hedefe gideceğini biliyor. Bu beni çok sevindirdi. Çünkü bazen arkadaşlar, ben öğrenci koçuyum ve aynı zamanda öğretmenim dedim ya. Bireysel görüştüğüm öğrencilerimde bazen şunu fark ediyorum. İşte hedefin ne diyorum mesela. İşte hocam bilmiyorum ki, neresi tutarsa. Nereye gitmek istiyorsun? 4 yılını geçireceksin. Nasıl bilmezsin? Hangi şehir? Hangi üniversite? Bunlar çok önemli. Bir kere arkadaşlar, ideal burada başlıyor. Hedefini belirlemezsen neyi çalışacağını da bilemezsin. Ne kadar çalışacağını da bilemezsin ve neden çalışacağını da bilemezsin. Bakın, neden kazanmak ya? Senin kazanmaya dair motivasyonunu arttıran şey yolun sonundaki hedeftir. Şu an hedefinizi özellikle bunun için sordum. Fatma Hocam diyor ki Arapça, İngilizce anlıyorum az çok. Çok güzel Fatma Hocam. Yabancı dil mükemmel. 4 yıl lisans okuyacağım Enes Hocam diyor. Hocam siz okursunuz, ben size çok güveniyorum. Peki. Şimdi kaç binlerde hemen hemen tercih, yani hedeflediğimiz bölümler için sıralamalarımızın, başarı sıralamalarımızın ortalama hangi düzeylerde olması gerektiğini de araştırdım arkadaşlar. Çünkü bu da çok önemli. Şevvalcığım, sorularınızı evet fırsat buldukça yanıtlayacağım. Nazlıcan, şu an sesim herkese geliyor. Seste sorun yok, çok iyi geliyor diyor. Evet Aleyna'cığım, benim sesim biraz yüksek, iyi geliyordur. Soruları aralarda da alacağım şey var, sonda da alacağım. Şimdi arkadaşlar, başarı sıralaması şartını da unutmamak gerekiyor. Bu yüzden ben sizin için YKS'ye giren öğrencilerin hangi bölümler için ortalama hangi sıralamalara yerleşmeleri gerektiğini de araştırdım. Bu veriyi de özellikle paylaşmak istiyorum. YKS'ye giren öğrenciler sınavın sonuçlarına göre tercih yapma imkanına sahiptir. Ancak bazı bölümler başarı sıralaması şartı gibi kurallara tabidir. Başarı sıralaması şartı ilgili puan türünde
belirli bir sıralamanın üzerinde olmayan adayların o bölümü tercih etmelerine izin vermemektedir. Tıpçılarım, tıp isteyen öğrencilerim, sayısalda en az ilk 50.000'e giriyor muyuz? Bu arada bir kural arkadaşlar, girmek zorundayız. Tıp ilk 50.000, diş hekimliği sayısalda ilk 80.000, eczacılık ilk 10.000, özür diliyorum 100.000, bu arada yanlış yazmışım arkadaşlar, 100.000. Hukuk eşit ağırlıkta ilk 125.000, mimarlık sayısalda ilk 200.000, ilk 250.000, öğretmenlik özellikle okul öncesi diyenler vardı, çocuk gelişim öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, bunlar için de arkadaşlar sayısal, eşit ağırlık, sözel, yabancı dil fark etmiyor, ilk 300.000'e girmek zorundasınız. Müzik öğretmenliği, görsel sanatlar ve beden eğitimi öğretmenliği dışında ilk 300.000 kuralı var. Mühendislikte arkadaşlar sayısalda yine ilk 300.000'e girmeniz gerekiyor. Bunlar en popüler olan bölümleri özellikle almak istedim. Fatimeciğim, gastronomide böyle bir koşul yok. O her üniversiteye göre puan aralığı değişiyor. Bunlar mecburi koşul olanlar. Evet Orhuncuğum, bu bütün üniversitelerde geçerli. YÜK kural koydu hepsinde. Evet Aleyna'cığım. Hemşirelikte böyle bir kural yok. Özellikle kural olanları aldım arkadaşlar. Evet Meryem'cim, bunlar devlet üniversiteleri için. Yani Yüksek Öğretim Kurulu'na bağlı, YÖK'e bağlı üniversitelerin zorunlu bir şekilde, yani o bölümü tercih etmene izin vermesi için en az bu sıralamada olman gerekiyor. Bu sıralamanın dışında olduğunda tercih yapamıyorsun, yerleşemiyorsun. Mühendisliklerde de arkadaşlar şöyle bir detay var. Bazı mühendislik bölümleri, mesela orman mühendisliği, ziraat, tarım bilimleri ve teknolojileri, su ürünleri, su bilimleri fakülteleri programlarıyla ağaç işleri, endüstri mühendisliği, biyosistem mühendisliği, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği programları hariç. Yani bunlarda başarılı sıralaması daha düşük olabilir. 300.000 sıralaması yok ve gıda mühendisliği programları da 300.000'e dahil. Yani mühendislik fakültesi bu saydığım bölümlerin dışında kalan bütün branşlarda sayısalda ilk 300.000'e girmeniz lazım. Evet, sadece bu bölümlerde var. Fatmacığım, bu sıralamada olup tercih yaptığında gelme ihtimali çok yüksek ama diğer tercih yapan öğrencilere göre değişir. Bir de üniversitenin kaç kişilik kontenjan açtığına göre değişir. Eğer senden daha yüksek alan öğrenciler o kontenjanı doldurduysa minik de olsa açıkta kalma ihtimalin var ama bu en alt barem. Yani bu sıralamanın içinde en düşük o sıralamada olman gerekiyor. Daha yükseğe çıkabilirsin. O zaman şansın daha da artar. Evet, sınavı tanıdık, hedefimizi belirledik, ortalama rakip sayılarımızı şimdiden ölçtük. Şimdi hazırsak 2024 yılı YKS hazırlığınıza nereden nasıl başlamanız gerektiğini açıklamaya başlıyorum. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Hazır mıyız? Evet, hazırız. Çok güzel. Hazırsak başlıyoruz. Fevzi'cim, okul başarı puanının sıralama etkisi çok yüksek. Olabildiğince yüksek tutun. Bomba gibiyiz, hazırız diyorlar. Okay teacher. Çok tatlısınız. Tamam, başlıyoruz o zaman. Şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Ve bu soruyu sormadan önce aklınıza hayal kurmanızı istiyorum. En yakın arkadaşınızı, hatta geçen yıldan girenler falan var dedik ya, dershaneye gidenler vardır mutlaka, başka kurumlardan destek alanlar vardır. Böyle en samimi gördüğünüz, kendinize en yakın gördüğünüz arkadaşınızı falan hayal etmenizi istiyorum arkadaşlar. Ya da komşunuz olabilir, kuzeniniz olabilir, aynı yaştaysanız, aynı sınava girdiyseniz. Şimdi Ali ve Veli örneğini vereceğim ama bu senin hayatındaki yakınındaki biri olsun, biri de sen ol. Anlaştık mı? Hayalimizi kuracağız. Başlıyorum. Ali ile Veli aynı mahallede, aynı yıl doğdular. Aynı okulda, aynı sınıfta okudular. Aynı öğretmenlerden ders aldılar.
Aynı kitaplardan ders çalıştılar. Üstelik çalışma saatleri ve ders çalıştıkları toplam süre bile aynıydı. Derken arkadaşlar, sınav geldi çattı. YKS sınavı geldi çattı ve sonucunda Ali başarısız olurken Veli başarılı olmuştu. Şimdi herkes Ali ve Veli'nin kim olduğunu hayal etti mi şu an? Birinden biri sizsiniz, diğeri de çok yakınınız. Hayal ettik, değil mi? Tamam. Peki, Ali ile Veli, yani bu sen ve yakın arkadaşın olabilir, sen ve kuzenin olabilir, sen ve yakın gördüğün aynı koşullara sahip bir başkası olabilir. Tamamen aynı şartlara sahipken neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oldu? Ayreyna diyor ki Veli soruları çaldı. Hayır. Veli soruları çalmadı. Odak problemi ve aynı süreler sorunu. Verimli çalıştığı için Merve diyor ki hedefi yoktu. Beste düzenli çalışmadığı için diyor. Stres diyor. Yanlış çalıştı. Bakın çok güzel noktalara değiniyorsunuz. Anlama kapasitesi ya da yöntemleri farklı diyor Aleyna. Harika. Sıla verimli ders çalıştığı için başarılı oldu hocam diyor. Bircan sınavdaki stres yönetimi diyor. Fevzi motivasyon farkı diyor. Psikolojik sıkıntılar olabilir diyor Meryem. Emine algılar farklı diyor. Çok güzel. Ali'nin odak problemi vardı diyor Sinem. Aleyna'cığım her koşul somut olarak eşit ama burada değişkenler kişiler yani Ali ve Veli farklı kişiler sonuçta. Hayatı sadece sınavdan ibaretmiş gibi psikolojisini kötü etkiledi. Evet olabilir. Güzel bu arada yanıtları beğendim. Hepiniz çok haklısınız. Musa aile ortamı diyor. Ali yanlış çalışmış o zaman. Evet, deneme çözmemiş olabilir. Hayır, aynı çalışma yaptılar. Aynı denemelere girdiler. Aynı dershaneye gittiler. Aynı saat çalıştılar. Aynı zamanda mola verdiler. Simay diyor ki doğru yöntemle çalıştığı için ve çoğunlukla psikolojisini düzgünce yönetebildiği için. Hedef farkı. Belki Ali yüksek sıralamalı bölüm veri ne olursa olsun gitmiş. Hayır, hedefleri de aynı. Merak ediyor musunuz yanıta? Evet. Tamam, yanıtı söylüyorum. Ama değindiğiniz noktalar çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim. Hepiniz kısmen haklısınız ama tek başına o yanıtlar değil. Çok daha önemli bir şey var. Çünkü Ali başarısız olurken Veli'nin başarılı olma sebebi arkadaşlar. Ali başarısız oldu. Ali Veli gibi çok çalıştı ama boşa çalıştı. Çünkü bunu biri Aleyna söylemişti galiba. Tebrik ediyorum Aleyna'cığım. Kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmadı. Bunun da sebebi neydi arkadaşlar? Herkes öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Yani biz arkadaşlar her ne kadar aynı zekaya da sahip olsak, aynı yaşta da olsak, aynı dershaneye de gitsek, aynı kitapları da alsak, aynı hedefe de sahip olsak, bizim herkesten farklı bir öğrenme karakterimiz var. Bakın herkesinki farklı. İkiz kardeşinizin olduğunu hayal edin. İkinizin de öğrenme yapısı farklı. Bak kardeşsin, ikizsin. Aynı anda dünyaya gözünü açmışsın. Annen, baban aynı, aile ortamın ayrı, stresin aynı, okulun aynı, arkadaşların aynı, hedefin bile aynı olsun. Evet, ikisi de öğrenir ama farklı öğrenir. Çünkü öğrenme karakteri vardır kişinin ve herkesin öğrenme karakteri farklıdır. Aleyna'cığım çok güzel bir soru soruyorsun. Şimdi nasıl bileceğiz bunu göstereceğim. Beste diyor ki bu dengeyi nasıl buluruz? Besteciğim bunun için öğrenme karakterini bilmen gerekiyor. Nasıl tespit edeceğiz bunu? Esma diyor ki mesela biri yazarak öğrenebilir, diğeri okuyarak. Ha, çok güzel bir yere değindin. Nasıl bileceğiz? Bu seminere katıldığınız için ben bunu öğrenmenizi, bunu keşfetmenizi sağlayacağım arkadaşlar. Şimdi heyecanlı bir şekilde devam ediyorum kaldığım yerden. Aleyna'cığım bizde testi var. Ona da değineceğim.
Şimdi arkadaşlar ne kadar ders çalışırsak çalışalım, yanlış yöntemlerle çalıştığımız takdirde hedefimize ulaşamayız. Bir konuyu öğrenmek için kendi ders çalışma stilini keşfetmeli, kendi öğrenme yapını öğrenmelisin. Şu an seminerde olan öğrencilerim, yapay zekanın eğitim analizlerine girip öğrenme karakterini keşfeden öğrencilerim var mı? Yaptım hocam. Çok güzel. Yapanlar yazsın. Ya da daha önce böyle bir testin olduğunu duyan var mı? Bunları da yazsın. O yapanlar çoğunlukta. Ben girmedim diyor. Aleyna, hiçbir şey kaybetmedin. Gireceksin. Hayır hocam, ben görmedim. Duydum ama yapamadım. Merak etmeyin, yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim. Çok güzel. Ama bunu bilmemiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli bir şey değil mi arkadaşlar? Ali ile Veli örneğini hayatınızın her alanında kullanabilirsiniz. Bakın bu hepimizin yani ilkokuldan beri yaşadığı şeyler. Bakın üniversiteyi kazandığınızda orada da yaşayacaksınız. Aynı bölüme aynı puanla gireceksin. Biri vizeden yüksek alacak, biri düşük alacak. Biri sınıfta kalacak, büte kalacak, biri geçecek. Biri bölümünü dereceyle bitirecek, biri tekrara kalacak. Bunlar olacak. Bu hayatın gerçeği. Evet Orhuncum, doğrudur. Üniversitede bazı bölümlerde özel testler yapılıyor ama bizim testimiz yapay zeka ile yapıldığı için bir benzeri muadili yok. Yani minimal olarak belki anımsatmış olabilir ama bu test çok farklı, çok daha detaylı. Evet, semineri kaydedeceğiz. Tamam, şimdi arkadaşlar öğrenme yapımı nasıl keşfedebilirim diye sorular soruldu ya. Biz öğrenme yapısını kendi sistemimize kayıt olan, tek uzemli olan öğrencilerde Türkiye'de sadece tek uzemde uygulanan eğitim analizleriyle birlikte ölçüyoruz. Bu analize girdiğin zaman öğrenme stilin, öğrenme yöntemin, zeka tipin, öğrenme hızın, unutma hızın, dikkat dağınıklığın, anlama oranın, stres düzeyin ve çok daha fazlasını tek tek analiz etmiş olacaksın. Yani az önce dedik ya, kendi ders çalışma stilini keşfetmen ve öğrenme yapını bilmen gerekiyor. Başarının temel sırrı bunlar dedik ya, başarının temel sırrını birlikte çözeceğiz burada. Aleyna diyor ki hocam çok bomba olmuş. Tabii ki de Aleyna'cığım, çünkü yapay zekaya tek üzeme yakışan şey bu. Biliyorsun, bombaları severiz. Teste birlikte gireceğiz arkadaşlar. Ben gireceğim, göstereceğim size. Biliyorum çok merak ediyorsunuz. Bu test bu arada arkadaşlar Türkiye genelinde yaklaşık olarak bugüne kadar 800 bin öğrencinin girdiği bir test. Test ücretli değil. Seminere katıldığınız için ben testi size hediye edeceğim. Oley diyor Aleyna. Şimdi biz bu eğitim analiziyle arkadaşlar öğrenme karakteri dedik ki, hatta bir öğrencim dedi ki hocam belki Ali okuyarak öğreniyordur, Veli duyarak öğreniyordur diye. Şimdi öğrenme stili nedir? Bir kere bunu duyan var mı? Öğrenme karakteri nedir? Ya da ben öğrenme karakteri dediğimde sizin zihninizde canlanan şey ne? Göstereceğim Aleyna, biraz sabret. Fatma hocam diyor ki yaşasın, yaşasın. Arkadaşlar öğrenme karakteri dediğimde aklınızda canlanan şey ne? Görsel, işitsel diyor Sinem. Nasıl yöntemlerle öğrenebildiğimiz şey var, güzel. Başka biraz daha beyin fırtınası. Hadi bakalım. Günün daha orta saatlerindeyiz. Biraz beyin fırtınası istiyorum. Arkadaşlar öğrenme stili, parmak izimiz var ya. Herkesin bir parmak izi var, değil mi? Bunu biliyorsunuz. Ve kardeşlerimiz de bile farklı. Annemiz, babamız da bile farklı. Hatta az önce dedim ya, ikiz kardeşin olduğunu düşün. Onun parmak iziyle senin parmak izin aynı değil. Zihnimizin de bir karakteri var. Şimdi nasıl biz mesela çok işte sosyal kişilik olmak, eğlenceli olmak, utangaç olmak, girişken olmak, bunlar hani bizim kişisel özelliklerimiz, karakteristik özelliklerimiz. Bizim bir zihnimiz var ve zihin bütün vücudu yönetiyor, bütün hayatı yönetiyor ve senin zihninin bir stili var. Yani sen görsel mi, işitsel mi, dokunsal mı?
karma bir öğrenci misin? Senin zihnin nasıl öğreniyor? Bunu bilmen lazım, değil mi? Mesela bunu bildiğinizde daha verimli çalışmaz mısınız arkadaşlar? Aleyna diyor ki hocam bunu nasıl yaptınız ya? Bunu yapay zeka ile yaptık Aleyna'cığım. Şimdi testi görünce daha da şaşıracaksınız. Değil mi? Bir de bir öğrenme yöntemi var. Mesela içimizde sözelciler vardı, sayısalcılar vardı, eşit ağırlıkçılar vardı. Yani sen mantığa dayalı mı öğreniyorsun, ezberci bir sistemin mi var? Bunu da ortaya çıkaracağız bu testte. Zeka tipin sayısal mısın, sözel misin? Bunu da çıkaracağız. Öğrenme hızın yüksek mi? Hocam ben leblebiden leblebiyi anlıyorum. Çok hızlıyım mı? Ya da hayır hocam düşük. Ben bir konuyu en az 3 kez çalışırsam anlarım mı? Hızın da ortaya çıkacak. Unutma süren. Bak bu çok önemli. Öğrendiğin bir bilgiyi hemen mi unutuyorsun? Belirli bir süre geçtikten sonra mı unutuyorsun? Yoksa çok geç bir sürede mi unutuyorsun? Bu da ortaya çıkacak bu analizde. Okuma hızın. Bu arada bu yıl sınava giren öğrenciler eminim süreyle ilgili siz de sorun yaşadınız. Süreyle ilgili sorun yaşamayan çok azınlık var. Artık sorular arkadaşlar yeni nesil sadece bilgiyi ölçmüyor. Aklınıza getirin, denemelerde bile görüyorsunuz. Uzun uzun böyle böyle sorular var. Zehra diyor ki süre çok zorluyor. Evet Zehracığım ama emin ol yalnız değilsin. Aleyna diyor ki hocam ben mesela blok çalışamıyorum, dikkat dağınıklığım yüksek mi? Aleyna'cığım büyük bir ihtimalle yüksek olabilir ama bunu teste girmeden kesin bir yargıyla ifade edemem. Tuğba'cığım sözelim çok iyi ama istediğim alanlar eşit oluyor. Süre sorunu da yaşamadım. Çalışma stilimi bulamadım mezun olmama rağmen. Tuğba'cığım doğru adrestesin, birlikte bulacağız. Bizimle sen bu yıl istediğin üniversiteye yerleşeceksin. Ben sana bunun sözünü veriyorum. Odaklanma problemi bayağı var hocam. Bunu da ölçeceğiz Berivan. Hiç problem değil. Arkadaşlar bu arada hani okuma hızım yüksek mi, normal mi, düşük mü, işte stresim, anlama oranım yüksek olabilir, düşük olabilir, dikkat dağınıklığım çok fazla olabilir, düşük olabilir, özgüvenim olabilir, olmayabilir, öz disiplinim, ne kadar disiplinliyim, istikrarlı mıyım, değil miyim, bu da değişir bak. İki kardeşte bile birine bakıyorsun müthiş düzenli, birine bakıyorsun bir şey demeden yapmıyor. Kontrol edilmeden hiçbir şey yapmıyoruz. Eminim sizin içinizde de var böyleleri. Berat çalışma programı en trik noktadır. Program olmadan hedefe ulaşamazsınız arkadaşlar. Bunu unutun. Şevval bu çok güzel ama buna ihtiyacın olmayabilir. Aralıksız 12 saat çok fazla. Kendini bu kadar neden yorasın ki? Fatma hocam diyor ki hocam gürültülü ortamda sıkıntılı öğreniyorum. Büyük bir ihtimalle görme yani öğrenme karakterin işitseldir Fatma hocam. Duyduğun her şey dikkatini dağıtabilir. Daha sessiz ortamlarda çalışmaya gayret göster. Bütün bu saydığım özelliklerini öğrenecek ve sadece sana özel çalışma önerileri alacaksın. Bu eğitim analizimizde. Eğitim analizine nasıl mı ulaşacaksın? Şimdi birlikte bakalım. Ben örnek olarak kendi sayfamdan arkadaşlar size göstereceğim. Siz seminer bittikten sonra yine linkini paylaşırım zaten. Çözmeyen öğrencileri mutlaka girip çözecek. Hazır mıyız analizi görmeye? Oley giriyoruz. Fatma hocam hiç problem değil. Siz engellerden daha güçlüsünüz. Helin diyor ki hocam programı asla bağlı kalamıyorum. Helin programın yanlış olabilir. Neye göre hazırladım programı? Hazırsak geliyorum. Kendi sayfam üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Siz semineri tamamladıktan sonra kendi öğrenci panelinizden giriş yapacaksınız. Anlaştık mı? Şimdi ben de heyecanla göstermek istiyorum size. Hatta şöyle yapalım. Anlaştık. Bakın.
Ve şu an hani ben sizin bölümlerinizi falan da sordum ya arkadaşlar. Bu bölümlere yatkınlığınız ya da sizin mizacı yani mizaç özellikleriniz, derslerdeki başarılarınız, ilgi alanlarınıza göre yapay zekanın bir mesleki yönelim analiz testi de var. Ben onu da göstereceğim. Onu da mutlaka çözmenizi istiyorum. Evet, şimdi gelelim bakalım. Simay diyor ki evet hocam ben aradım onu bulamadım. Merak etme Simaycığım. Şimdi arkadaşlar sayfaya buradan girdiğimde şurada bir bildirim çıkıyor ya. Eğitim analizi, SBS ve çalışma takvimi diyor. Aleyna diyor ki bizim bir arkadaş hem dershaneye gitti hem özel ders aldı barajı geçemedi. Aleyna yanlış çalışmaktan dolayı bakın destekte problem yok. Sen yine dershaneye git. Yine kurs desteği alıyorsan al. Ama doğru çalışma sistemini benimseyemiyorsan kazanamazsın. Arkadaşlar topladık 4 milyon öğrenciden bahsediyorum. Sen 4 milyon öğrenciyi standart bir sistemle yenemezsin. Bir kere bunu kabul et. Aleyna diyor ki inşallah burada değildir. Bence Aleyna'cığım inşallah arkadaşım buradadır da biz onun bu yıl başarıya ulaşmasına vesile oluruz. Bizim sistemimize inşallah kayıt olur ve bu yıl hedeflediği bölüme yerleşir. Şimdi eğitim analizi dediğimizde arkadaşlar bakın burada teste başla diyor ya buna tıkladığınızda testiniz başlayacak. Dikkatinizi dağıtmayacak sessiz bir ortamda çözmeyen öğrencilerimin hepsinin çözmesi ödevim. Ödev bir yazın bunu bir kenara. İki geliyorum rehberlik. Analiz testleri diyor görüyoruz değil mi? Hayır bir iki soru gösteremem kopya vermiş olurum. Test öğrenciye özel. Şimdi arkadaşlar bakın burada mini eğitim analizlerinde mesleki yönelim analizi var. Gördünüz mü? Bunu görüyor mu? Şu an herkes ekranımı görüyor değil mi? Mesleki yönelim testi. Bakın başlat dediğimde testim başlıyor. Bunu çözdüğünüzde de arkadaşlar hani az önce hocam ben mühendis olacağım, ben işte okul öncesi öğretmeni olacağım, ben diş hekimi olacağım dedik ya ben hedeflerinizi öğrendim ya. Bakalım siz hedeflerinize uygun bir yapıda mısınız? Çünkü arkadaşlar bazen öğrenci sadece o hedeflediği mesleğin koşullarını düşünüp kendini güdüleyebiliyor. Ama şunu unutmayın. Bakın bunu bir büyüğünüz, bir ablanız, bir öğretmeniniz olarak söylüyorum. Siz o meslekten hayatınızı kazanacaksınız. Belki sen 40 yıl o mesleği yapmak zorunda kalacaksın. Sevmediğin, başarılı olamayacağın, sana uygun olmayan bir mesleğe yerleşmeni, bir bölümü okumanı, o bölüme 4 yıl maddi, manevi, zamansal, psikolojik yatırım yapmanı ben istemem. O yüzden kendine uygun bölüm en güzel bölümdür. Puan önemli değil. Sen yapabilecek misin? Sen o bölümden emekli olabileceğini düşünebiliyor musun? Bak bu çok önemli. Bu da sizin ikinci ödeviniz olsun. Seminerden sonra lütfen bir 5-10 dakika hayal ettiğiniz bölümü kazandığınızı, mezun olduğunuzu ve o alana yönelik işe girdiğinizi ve bundan 10 yıl sonrasını, 20 yıl sonrasını, 30 yıl sonrasını düşünün siz nasıl bir psikolojide olacaksınız? Berivan diyor ki hocam polisliğe hazırlanmak istiyorum. TYT bayağı önemli. Berivancığım senin için TYT çok önemli. Aleyna diyor ki mesleki yönelim testi de var. Siz harika bir detaysınız tek uzam. Aleyna'cığım sen de harikasın. Sizinle harikayız arkadaşlar. Sizin için yaptık bunları. Sizsiz bunların bir anlamı yok. Başarılı olmanız için her detayı düşündük. Hiç merak etmeyin. İstediğim bölümün üniversitesi çok zor o düşündürüyor. Düşündürmesin Zehra. Bir kişi bile alacaksa o bölüm o bir kişi sen ol. Tamam gösterdim gördük değil mi arkadaşlar? Bu sizin ödeviniz. Anlaştık mı? Herkes çözecek mi? Çözecek miyiz? Çok güzel. Tamam. Şimdi bu sistemde biz sizin öğrenme karakterinizi çözdük. Verimli çalışmayı da keşfettik. İlk adımı attık. En önemli adımı attık. Şimdi sırada ne var? Peki hocam. Başarılı olman için benim başka neye ihtiyacım var? Olmazsa olmaz seviyeni biliyor musun?
Şu an sen hangi derste hangi seviyedesin? Bunu bilmek zorundasın. Var mı yakın tarihte bir denemeye giren, seviyesini bilen? Gizem, verimli çalışmayla ilk 100 bine bile çekebilirsin, 50 bine de çekebilirsin. PYT 40 net. Tuğba diyor ki çocuk gelişimi ön lisans okuyorum. Bu yıl girdim ve paramedik gelen yerler var. İleriye bakıp okul öncesine mi gitsem yoksa paramediğe mi gitsem ya da alanımı mı bitirmeliyim? Tuğba'cığım, bunu mesleki yönelim testine gir bir bakalım. Senin için hangi bölüm daha uygun? Fatma hocam, onu zaten seminerden sonra gireceksin. Şimdi girmeyeceğiz arkadaşlar. Seminer bittikten sonra girin. O 10-15 dakikanızı alacak çünkü. Diş hekimliği istiyorum. 300 binden 50 bine çekebilir miyim? Bizi hazırlanırsan çekebilirsin. Mevcut seviyemi bilmek zorundayım. 2. Bir ders çalışma programı olmak zorunda değil mi? Az önce Berat söyledi galiba. Hocam ben programsızım. Program yapamıyorum, uyamıyorum. Gizem, bahsedeceğim. Biz yapay zeka ile eğitimler veriyoruz. Eğitimlerimizden de bahsedeceğim size. Hiç merak etmeyin. Sorularınızı yanıtlayacağım. Berkcan, seminer bittikten sonra 24 saat içinde sayfamıza yüklenecek. Oradan izleyebilirsin. Matematik yok diyenler var. 600 binden kaça çekerim? Hukuk istiyorum. Bestecim, bayağı bir yükseğe çekmen gerekiyor. Yani en azından ilk 100 bin. Hocam her şeyi yapıyorum ama bünyem ders çalışmaya alışkın olmayınca uzun süre çalışamıyorum. Gülcüm, yanlış çalışıyorsun. Bak her şeyi yapıyorum. Yani her şeyi neye göre yapıyorsun? Yani şu değil ki arkadaşlar, masama oturdum. Çalış babam çalış. Çalış babam çalış. Ya siz bunun verimli olduğunu düşünüyorsunuz arkadaşlar ama bu verimli değil. Eğer bu verimli olsaydı 4 milyon öğrenciden kaç bini yerleşti? Yüzde kaç başarı oranı? Çok düşük. Hasan'cığım, olabilir. 200 binden 15 bine. Eğer verimli bir programla çalışırsan olabilir. Şimdi sorularınıza yeniden döneceğim ama program olmazsa olmaz. Ama program tırnak içerisinde, parantez içinde söylüyorum, kişiye özel olmalı. Ve program hazırlandıktan sonra da bir takibe ihtiyacınız var. Sürekli bir performansın ölçülmesi gerekiyor. Şimdi biz analizde öğrenme karakterini ölçtük. Seni tanıyacağız dedik ya. Tıpkı analizde seni tanıdığımız gibi senin mevcut derslerdeki seviyeni de tanıyacağız. Bunun için de yine sadece tek uzamda uygulanan ders ders değil, konu konu, her dersin her konusundaki seviyeni ölçecek özel seviye belirleme sınavları olacak arkadaşlar. Bunlara girecek bizim kayıtlı öğrencilerimiz. Ve diyelim ki, hatta şu an tıp isteyenler, işte hukuk isteyenler, diş isteyenler var ya, neredeyse tam puana yakın bir puan almanız gerekiyor arkadaşlar. 500 tam puan senin hedefin olsun. Herkes ekrana bir odaklanabilir mi? Görüyoruz değil mi şu an ekrana? Senin hedefin 500 tam puan. Sen neredesin? Şu anki puanın kaç? Örnek veriyorum. Bizim sınavımıza girdin ve senin şu anki puanın 220. Aradaki eksik puanın kaç? 280 puan. Değil mi? Tamam. 280 puan. İşte bizim eğitimlerimize kayıt olduğunuzda arkadaşlar, biz mevcut seviyeniz ve hedeflediğiniz bölümün seviyesi arasındaki farkı, yani bu 280 puanlık farkı nasıl kapatmanız gerektiğine dair sizin seviyenizi ölçüp buna göre bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Bunun için de tıpkı analizlere girdiğiniz gibi kayıt olduktan sonra tek uzemin özel seviye belirleme sınavlarına gireceksiniz. Sorumlu olduğunuz bütün konulardaki seviyelerin ayrı ayrı tespitini yapacağız. Bu çok güzel bir şey değil mi? Bunu bu arada tek başımıza yapmamız mümkün değil. Bunu ancak bizimle yapabilirsiniz arkadaşlar. Tuğba'cığım, ücretleri çok uygun. Ücretlerle ilgili de bilgi aktaracağım. Hiç ön yargılı yaklaşmayın. Berivan, başaracağız. Ben inanıyorum. Bakın, bu arada arkadaşlar, tek uzam yaklaşık 10 yıldır YKS'ye yönelik her yıl eğitim veren
Ve her yıl derece sayılarını üstüne kata kata arttıran bir eğitim kurumu. Bizim kurum olarak YKS'de bu kadar başarılı olmamızın sebebi yapay zekayı eğitimde uygulayan tek eğitim kurumunun biz olmamız. Bakın, şunu da açık açık söyleyeyim. Şimdi siz Z kuşağısınız. Elinizde telefonlar, evet, internette çok aşırı neşirsiniz. Teknolojiyi çok aktif kullanıyorsunuz. Ben sizi çok tebrik ediyorum, çok özeniyorum. Yaşça aramızda çok büyük farklar yok ama siz hepimizden çok daha şanslısınız. Erişilebilirliğiniz çok yüksek. Ama şu an birçok kurum yapay zekayı kullandığını söylüyor ama yapay zeka öyle bir şey değil arkadaşlar. Yapay zeka bireysel olarak size hitap etmediği sürece ondan bir katkı alamazsınız. Benimse şu an bahsettiğim tekozemin eğitim sistemi tamamen kişiye özel. Bak fark ettiysen analize dedim ki bireysel gireceksin. Senin sonucunu ben vereceğim, sistem verecek. Seviye belirleme sınavına bireysel gireceksin. Senin sonucunu sistem verecek ve senin hedefine ne kadar uzaklığın var? 500 tam puan alman gerekiyor. Şu an 220'desin. Belki bir başka öğrenci 300'de. Belki bir başka öğrenci 400'de. Şu an başladığın noktadaki seviyeyi bilip aradaki farkı kapatmak için yapay zeka sana özel bireysel bir ders çalışma programı hazırlayacak. O yüzden şu yönde soruları olan öğrencilerim ilk 10 bine çeker miyim hocam? 100 bine çeker miyim? 25 bine çeker miyim? Çekersin. Senin yeter ki hedefin belli olsun. Biz senin başlangıç noktanı zaten ölçeceğiz. Ve diyeceğiz ki Şevval, sen hedefine bu kadar puan uzaklıktasın. Önünde 10 ayın var. 10 ayda bu puanı kapatmak için sana bir program hazırlayacağız yapay zekayla. Ve sen o aradaki farkı kapatabilmek için o programa uyum sağlayacaksın. Her şey bu kadar basit. Her şeyi senin yerine yapay zeka yapıyor. Aleyna diyor ki hocam benim matematiğim çok kötü. Aleyna hiç yalnız değilsin. Bu benim en çok aldığım soru bu arada. Yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Hocam hatta pazarlık yapıyorlar öğrenciler bizimle. Hocam aman bana matematik yaptırma. Hayır çok kötü diye bir şey yok. Matematikte seviyen neyse seviyene uygun çalışırsan çok mu kötüsün? Birinci level'da mısın? Çalışırsın ikiye yükselirsin. Çalışırsın üç, çalışırsın dört. Çözeceğiz Aleyna hiç merak etme. Matematiği de çözeceğiz. Bütün dersleri de çözeceğiz. Her şey çok mümkün bizimle. Şimdi biz sizin geriye dönüyorum. Hadi bakalım biraz zihnimizi çalıştırma zamanı. Öğrenme karakterimi keşfettim. Doğru mu analizle? Derslerdeki seviyemi keşfettim. Doğru mu seviye belirleme sınavıyla? Şimdi geriye ne kaldı? Şevvacığım ben şu anda öğrenci koçluğu yapıyorum. Öğretmenlik yapmıyorum. Öznur diyor ki fizik yapamıyorum hocam. Öznur inan sen de yalnız değilsin. Ay hocam iyi ki buradasınız. Aleyna'cığım çok teşekkür ediyorum. Sen de siz de iyi ki buradasınız. Sizin için buradayım arkadaşlar. YKS benim en sevdiğim grup. En iyi anlaştığım grup. Çok seviyorum YKS öğrencilerini. Şimdi öğrenme karakterimi keşfettim, seviyemi keşfettim. Sırada artık ders çalışma programı hazırlama kalmadı mı? Değil mi? Bir programa ihtiyacım var. Peki bizim eğitimimize kayıt olduğunuzda biz size bu programı nasıl hazırlayacağız? Sizin günlük sorumluluklarınıza. Evet Aleyna'cığım, bunu da yapay zeka hazırlıyor. Bunu da o yapacak. Diyorum ya siz bize kayıt olduğunuzda arkadaşlar sizin yapacağınız tek şey aktif öğrencilik. Programına uyacaksın, derslerine gireceksin, bitti. Her şeyi senin yerine yapay zeka zaten düşünüyor. Ki size de yakışan bu arkadaşlar. Siz bu sistemi hak ediyorsunuz. Evet ona değineceğim. Şimdi biz size yapay zeka ders çalışma programınızı hazırlarken arkadaşlar ders çalışabileceğiniz süreye içinizde çalışan öğrencilerim vardır, okuyanlar vardır, evli olanlar vardır, çocukları olanlar, farklı sorumlulukları olan öğrencilerim vardır. Hiç sorun değil. Bu sizin bu sınava hazırlanamayacağınız, sınavda başarılı olamayacağınız anlamına gelmiyor. Bahanelere sığınmayacağız. Gerçekçi bir program hazırlayacağız. Sizin ders çalışabileceğiniz süreye, sınava ne kadar zaman kaldığına ve derslerdeki seviyenize göre sadece size özel, senin sonuçlarına bakarak bir ders çalışma programı hazırlıyor yapay zeka. Üstelik buraya çok dikkatli dinleyin lütfen. Bu programı
Haftalık olarak Aleyna ne kadarına uyudun? Ne kadarına uyamadın? Hangi konuları öğrendin? Hangilerini öğrenemedin? Bunları kontrol ediyor her hafta ve otomatik olarak yapay zeka ders çalışma programını her hafta yeniliyor. Yani yapay zekanın yaptığı program dinamik bir program. Hasan'cığım sen eğer ki verim alabileceğin bir programa sahip olursan kendin gülerek isteyerek o sistemin başına geçmek isteyeceksin. Şu an senin motivasyon kaybının sebebi nereden başlaman gerektiğini bilmiyorsun. Biz sana yol haritanı zaten çizeceğiz. Yani geriye kalan motivasyon otomatik gelecek. Aa. Yalnız değilsin. Hocam bir günde en çok kaç çeşit ders çalışmayız? Meryem, bu senin derslerdeki seviyene göre değişir. Zehra diyor ki beni sürekli dürtmesi lazım ki çalışayım. Zehra, seni her dakika başı dürtecek. Dürtmekten kastım o saat aralığı için programın var ya, onu yapmak zorundasın, yapacaksın. Efsaneymiş hocam. Tabii ki de efsane arkadaşlar. Şimdi mesela burada örnek birkaç saatlik bir program, bir öğrencimin takviminden alıntı yaptım size göstermek için daha rahat kavrayın diye. Mesela herkes dikkatli baksın. 9 ve 9.35 arası Türkçe'de tekrar yapmasını istiyor. Bak, dikkatli bak, tekrar. 9.45 ve 10.20 arası matematikte konu anlatımı çalışmanı istiyor. Sonra mola veriyor. Bakın Aleyna dedi ki hocam bu öğrenci benden galiba benim gibi dikkat dağınıklığı yüksek dedi. Haklısın Aleyna çünkü farkındaysan blok ders çalışması hiç eklememiş. Sonra mola verdirmiş. Coğrafyada soru çözdürmüş. Yine mola verdirmiş. Fizikte ön hazırlık yaptırmış. Farkında mısınız arkadaşlar? Her derste farklı türden çalışma yaptırmış. Bunun sebebi ne olabilir? Hadi çalıştır zihinleri. Zehracığım bunu saatlik olarak yaparken konu dağılımlarına zaten bakıyor. Bu örnek bir program. Mesela tekrarı sen hangi derste yaparsın? İşte bunlar arkadaşlar bitirdiğim derste. Tamam. Konu anlatımını hangi derste yaparsın? Her derste farklı seviyede. Asel, seni tebrik ediyorum. Tebrikler. Şimdi bunun mesela arkadaşlar şuraya bir bakın. Bakın. Bakın tekrar. Gördük mü? Konu anlatımı, soru çözümü, ön hazırlık. Farklılıklarının sebebini birazdan açıklayacağım. Arkadaşlar biz demedik mi sizi her dersten, her konudan SBS'ye alacağız. Hangi derste, hangi konuda, hangi seviyedeysen seviyene özel program yapacağız demedik mi? Yapay zeka bunu yapacağız demedik mi? Senin her dersteki seviyenin aynı olması mümkün mü? Sen sayısalcısın Aleyna. Senden örnek vermek istiyorum. Matematikteki seviyen ne? Tarihteki seviyen sence aynı mıdır? Değil mi? Fatma hocam sen sözelcisin. Fizikteki seviyen ne? Coğrafyadaki seviyen aynı olabilir mi? Düşün. Netlerinizi gözünüzün önüne getirin. Aynı olamaz değil mi arkadaşlar? İşte bu yüzden bizim yapay zeka sistemimizde sizin seviyenize göre sen Simay matematikte hangi seviyedesin? Temel seviyede misin? O zaman ön hazırlık yapacaksın. Türkçe'de hangi seviyedesin? Başlangıçta mısın? Konu anlatımı çalışacaksın. Tarihte orta seviyede misin? Tekrar yapacaksın. Biyolojide ileri seviyede misin? Kolay soru çözeceksin. Ya da işte Türk dili ve edebiyatında üst seviyede misin? Orta zor soru çözeceksin. Bugüne kadar dershaneye giden, farklı kurumlardan destek alan öğrenciler de arkadaşlar aldıkları tek şey neydi? Yekten konu anlatımına giriyorlardı. Çat diye soru çözüyorlardı. İki basamak vardı. Konu soru, konu soru, konu soru. Öğrenci öğrenemiyordu. Çünkü o konuyu çalışması için ön hazırlığa ihtiyacı vardı. Temeli yoktu, bunu yaptırmıyordu hiçbir kurum.
Ya da o öğrencinin konu anlatımına ihtiyacı yoktu. Direkt yekten soru çözümüne geçemiyordu. Hayır, sen de oturup konu çalışacaksın diye zamanı gidiyordu. Yanlış mı? Arkadaşlar, bir konuda temeliniz yoksa o konuyu net bir şekilde öğrenmeniz için ön hazırlık yapmak zorundasınız. Biz size bunu yaptıracağız. Hangi konuda seviyen temel seviyedeyse ön hazırlığını bizimle yapacaksın. Ya da sen bir konuda çok ileri düzeydeysen konu anlatımı çalışmaya, ön hazırlık yapmaya, tekrar yapmaya ihtiyacın yoksa bunlarla zaman kaybetmeyeceksin. Direkt orta zor seviyede soru çözümü yapabilirsin. Bu sistemin ismi garanti öğrenme modeli ve yapay zeka garanti öğrenme modeliyle sizi hazırlayacak. Yani garantileyeceğiz, hangi seviyedeysen seviyene uygun bir program yapılacak, seviyene uygun bir çalışma yapacaksın. Zehracığım, bunu sen yapmayacaksın. Bunu yapay zeka senin için yapıp programlayacak. Sen sadece onun yaptığı programa uyum sağlayacaksın. Aleyna diyor ki sisteminiz çok iyiymiş. Çok iyi. Türkiye derecesi çıkarmamızın sebebi de bu Aleyna. Böyle bir sistem olmasa inan başarı oranımız bu kadar yüksek olmaz. Hocam, ne yapay zekaymış be? Tabii ki de öyle. Ne yapay zekaymış? Arkadaşlar, ben yılların öğrenci koçuyum. Kendim de öğretmenim. Bana bunu yap deseniz onda birini bile yapamam. Mümkün değil. Yüzlerce konu. Tarih, coğrafya, AYT, TYT hepsini tek tek seviyeme ölçeceğim. Diyeceğim ki Tuğba, sen bu seviyedesin. Buradan bunu çalış, buradan bunu çalış. Bir de yetmezmiş gibi. Ben bunları unutacağım. Az önce hatta bir soru vardı Simay. Hocam, konuyu çalışıyorum ama kolay bir şekilde unutuyorum. Başa dönüp duruyorum, soru çözümüne geçemiyorum. Simay, senin unutma sürene göre bir tekrar periyoduna ihtiyacın var. Bak, bunu yapay zeka yapacak. Nasıl biliyor musun? Şimdi bu eğitim analizinde unutma süreni de ölçeceğiz dedik ya biz sana. Yapay zeka unutma süreni hesaplayacak. Diyecek ki, örnek veriyorum, 15 gün. Simay'ın unutma süresi 15 gün. Bugün sana bir konu çalıştırdı. Sözcükte anlam. Misalen söylüyorum. Bu konuyu çalıştın ya, bu konuyu bitirdikten sonra sıradaki cümlede anlama geçmeden önce bitirdiğin her konudan seni check-up'a alacak. Check-up ne demek? Konu tarama testi. Oradan çıkan doğruna yanlışına göre diyecek ki Simay sözcükte anlam konusunu öğrendi. Ne zaman öğrendi? 26 Temmuz'da öğrendi. Bu öğrencinin unutma süresi kaç gün? 15 gün. Bugün öğrendiğin konuyu 15 gün sonraki ders çalışma programına tekrar olarak koyacak, seni ödevlendirecek. Bitirdiğin her konuda unutma sürene göre tekrarlandırmanı, ödevlendirmeni yapay zeka yapacak. Sen ekstra bir tekrar yapmayacaksın. Evet Berkcan, testle senin öğrenme yapını, unutma süreni ölçecek. Seviye belirleme sınavlarıyla da derslerdeki seviyeni ölçecek. Simay diyor ki harikaymış hocam. Evet arkadaşlar, harika. Hasan, fiyatlar çok uygun. Birazdan fiyatlara da geleceğim ve lütfen ayrılmayın. Seminerin sonunda bu seminere katıldığınız için özel bir indirim kodu oluşturdum. Yöneticilerimle görüştüm, kurum yöneticilerimle. Sizin için daha hızlı ve rahat kayıt olmanız için çok devasa bir indirim kodu da kaptım, indirim çeki. Onu da söyleyeceğim. Normal tutarın çok aşağısında bir tutara kayıt olacaksınız. Bakın, bu 5 basamaklı merdiveni hiç unutmayın. Çünkü sen hangi seviyedeysen o seviyeye uygun çalışma yapmak zorundasın. Geliyorum. Şimdi tamam. Hocam, ben öğrenme karakterimi keşfettim. Seviyemi ölçtüm. Bana program yaptınız. Programı da haftalık olarak yapay zeka takip etti. Yani yapay zeka ben ne kadar öğrendim, ne kadar öğrenemedim, ne kadar çalıştım, ne kadar çalışamadım. İçinizde arkadaşlar şunu çok iyi biliyorum. Öz disipline düşük olan öğrenciler var. Hocam, bana program yapsanız da ben uyamam. Bir gün uyarım, bir gün uyamam. Var değil mi be bunlar? Hadi bakalım çıksınlar. Hocam, benim öz disiplinim düşük diyenler yazsın bana. Ben, maalesef ben. Ay. Zehra diyor ki ben kesinlikle keyfime çok düşkünüm. Zehra, seni çok iyi anlıyorum. Ama hedeflerimiz keyfimizden daha önemli. En azından şu an için arkadaşlar, lütfen.
Bakın bir yıl sonraki seni düşün. Hepinize söylüyorum. Bir yıl sonra sen nerede olmak istiyorsun? Aynı tarihte oturup ders mi çalışmak istiyorsun? Yoksa üniversite biri bitirmiş güzelce, bölümüne yerleşmiş, tercihlerini yapmış biri mi olmak istiyorsun? Kendine yatırım yapıyorsun, başkasına değil. Ben 2 gün uyuyorum, sonra hep bozuluyor. Sorun değil. Neden biliyor musunuz? Yapay zeka senin uyum sağladığın, sağlamadığın, girdiğin, girmediğin dersler, öğrendiğin, öğrenemediğin konular bunları da takip ediyor. Ve bugün sana hazırladığı programa uyum sağlayamasan bile yine sorun değil arkadaşlar. Onun uyum sağlanmadığını biliyor ve sonraki günlere onlara onun o çalışmaları aktarıyor. Yani yapay zekadan kaçış yok. Bugün bu konuyu çalışmazsan yarın da olsa sana bu konuyu yine çalıştıracak. O konuyu öğrenmek zorundasın. Çok güzel Simay'cığım. Hocam okul öncesi en iyi okul hangisi? Siz hangi okuldan mezun oldunuz? Şevval ben Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldum. Bak eğer Ankara'yı falan düşünüyorsan Gazi mutlaka. Gazi Eğitim Fakültesi çok güzel. Hacettepe çok güzel. Ankara Üniversitesi benim okulum da çok güzel Eskişehir. Şu anda mezunlar içinde arkadaşlar. Yeni girecek olanlar için de artık Temmuz sonu. Şu an başlamanız gerekiyor. Çok geç bile kaldınız. Daha fazla gecikmeyin arkadaşlar. Çalışmalarınıza başlamanız gerekiyor. Mesela biz bu sistemde bakın şu tabloya herkes bir baksın. Bakın arkadaşlar. Burada bir öğrenme oranı var ya. Bak. Dur. Şimdi sen haftalık olarak biz sana programını yaptık yapay zeka. Sen uyum sağladıkça check-up'lara giriyorsun. Check-up'ta öğrenci sözcükte anlamı öğrendi, problemleri öğrendi, bunu öğrendi, bunu öğrenemedi diye yapay zeka kaydediyor ya. Bu senin öğrenme oranın. Mesela sen o hafta 5 tane konu bitirdin. Yapay zeka bu 5 konudan seni check-up'a aldı ve dedi ki 5'te 5 yaptı. 5 tane konu bitirdi. 5'ini de öğrenmiş. Öğrenme oranın ne olur? %100 olur. Bunu sana haftalık olarak karne olarak verecek yapay zeka. Diyecek ki Simay senin bu haftaki karnen al bakalım bu. Çalışma oranın. Günde kaç saat çalışabiliyorsan biz o saat aralığı için sana program yapacağız ya. Sen bana dedin ki hocam ben 3 saat çalışırım. 3 saatlik programı yapay zeka ile oturduk yaptık. Onun kaçına uydun? 3 saat dedin ama 2 saat mi çalıştın? 3 saat dedin ama 1 saat mi çalıştın? Eksik süreni de hesaplıyor. Diyor ki çalışma oranı Simay'ın düşük, arttırmalı diyor. Simay 3 saat dedi ama 2 saat çalışıyor. 1 saati de arttırmalı. 3 saat dediyse 3 saat çalışmalı diyor. Ve verimlilik arkadaşlar, senin çalışma oranın bölü başarı oranın senin o hafta ne kadar verimli çalışıp çalışmadığını gösteriyor. Yani yapay zeka haftalık olarak seni raporluyor. Diyor ki Aleyna senin bu haftaki verimliliğin %95. Tebrik ediyorum diyor. Önümüzdeki haftanın çalışmasına geçebiliyorsun ve bunu kayıt olduğunuz günden 2024'ün YKS sınavına kadar arkadaşlar her hafta yapıyor, her hafta yapıyor. Yani sen böyle bir sistemle hazırlandığında bir kere kafan rahat olur. Neden biliyor musun? Ay çalıştım. Öğrendim mi, öğrenemedim mi? Verim aldım mı, alamadım mı? Bu kaygıdan uzaklaşmış olursun. Çünkü şu an sizin en büyük probleminiz bu arkadaşlar. Mezun olan öğrencilerim beni çok daha iyi anlar. Çünkü mezunlar bu yıl bunu yaşadı. Hocam çalıştım, 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 kazanamadım. Neden kazanamadım? Çünkü sana kimse geri bildirim vermedi. Kimse Fatma yanlış çalışıyorsun. Fatma tekrarını uzun sürede yapıyorsun. Fatma o ders o kadar önemli değil, onu o kadar abartma demedi. Sana bir program yapmadı. Seni haftalık olarak takip etmedi. Bu yüzden sen çalıştın, çalıştın, çalıştın ama tıpkı seminerin başında verdiğim örnek Ali gibi başarısız oldun. Veli olun arkadaşlar, Ali olmayın. Kazanan tarafta olun, başarılı olan tarafta olun. Bu tarafta olmanız için de doğru bir sistemle, bizimle yapay zeka ile çalışıp kendinize uygun bir programla daha az çalışıp daha fazla verim alabileceğiniz bir içerikle hazırlanın. Bunu ancak bu şekilde sağlayabilirsiniz. Evet Zehracığım.
Aleyna'cığım, yapay zekaya kayıt olduğunda dışarıdan ekstra hiçbir şekilde koçluk desteğine ihtiyacın yok. Hasan diyor ki hocam şu an çok ilgili Tekuzam. Acaba kayıt olursak sonra da böyle ilgi olacak mı ve birebir görüntülü koçluk var mı? Hasan'cığım kayıt olduğunuzda birebir benimle diğer rehberlik uzmanları, öğretmenlerim, öğrenci koçlarımla belirli periyotlarda zaten böyle canlı canlı yine bir araya geleceğiz. Sorularını yanıtlayacağız ve bizimle ne zaman istersen görüşebileceksin. Bizde bir sınır yok arkadaşlar. Ben şu kurumlarda da görüyorum. İşte rehberlik hocasıyla 3 kez görüşme. Hayır, daha fazla görüşme talebin de olabilir. Motivasyonun bozulmuş olabilir, düşmüş olabilir. Özel bir problem yaşamış olabilirsin. Benim yönlendirmeme ihtiyacın olabilir. Biz buradayız arkadaşlar. Öğrenci talep ettiği sürece bizde bir sınır yok. Ama zaten senin koçun yapay zeka. Yapay zekadan daha iyi bir koç yok ki. Size de gerek kalmıyor hocam. Aynen öyle. Bize zaten gerek yok. Ama gerek olduğu hani bir insan sesi bir enerjisidir. Bu gibi durumlarda biz zaten sürekli seminerlerde birlikte olacağız. Kaldı ki siz bizimle ne zaman görüşmek isterseniz görüşebiliriz. Hiç problem değil. Melisacığım deneme süreci yok çünkü sistemin bütün detaylarını zaten gördün. Daha neyi denemek istiyorsun? Bu sistemi deneyip dereceyle istediği fakültelere yerleşen binlerce öğrenci var. İyi ki varsınız hocam, enerjiniz yeter. Simaycığım çok teşekkür ediyorum. Hocam sizin enerjiniz lazım. Ben hep buradayım. Benim enerjim hepinize yeter. Hayır Melisacığım, yararlı gelmezse diye bir seçenek yok. Bu sistem sana göre çalışacak. Nasıl yararlı gelmesin? Fiyatlara geçiyorum. Hazır mıyız? İndirim kodumu da paylaşacağım. Bakın çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Adımın Tuğba olduğu kadar eminim. Ben kendim telefonla da özel görüşme yapıyorum ya. Böyle öğrencilerim diyor ki hocam şu an ağzım açık kaldı. Nasıl yani? Bu sistem bu kadar ucuz mu gerçekten diyorlar. Hazırsak başlıyoruz ama başlamadan önce, ücret kısmına geçmeden önce arkadaşlar yapay zekaya kayıt olduğunuzda TYT ve AYT için haftanın tamı tamına 7 günü canlı dersler. Ankara'nın en iyi YKS hocaları canlı derslere girecekler. Eylül'de canlı dersler başlıyor sınava kadar. Derslerde konu anlatım, tekrar, soru çözümü, Türkiye genel deneme sınavları, hocaların özel ders notları hepsi olacak. Bir dönem boyunca devam edecek olan rehberlik seminerleri, canlı derslerin video kayıtları hem video hem canlı istediğinden faydalanabilirsin. Yapay zekanın günlük ders çalışma programı, haftalık performans takibi, haftalık karne ve her hafta ders çalışma programının revize edilmesi, dönem sonunda dev genel tekrar kampları ve dev soru çözüm kampları. Her şeyden faydalanmış olacaksın. Ağustos ayında ısınma kamplarımız başlıyor. Eylül'de canlı derslerimiz başlıyor. Şu an YKS'de gruplarımız dolmak üzere. Birçok rakibiniz arkadaşlar yola çıktı. Sizin de yola çıkma zamanınız geldi. Daha fazla gecikmeyin. Ve bu seminere katıldığınız için ekstra 300 TL'lik bir indiriminiz olacak. Şimdi ben size ücreti söylüyorum hazırsak. Ders saatleri Tuğbacığım akşam 7 ile 10 arasında oluyor. Bakın ücretleri söylüyorum çok şaşıracaksınız. 2024 YKS. Özgürcüm eğer bilgisayarın falan varsa oradan da girebilirsin. Arkadaşlar sayısal, sözel, eşit ağırlık 1 yıl boyunca yapay zekada dahil her şey dahil program ücreti şu an erken kayıtta son günlerdeyiz. Yalnızca 5.199 lira ve 300 TL bu seminere katıldığınız için kazandığınız indirimle birlikte 4.899 TL'ye istediğin üniversiteyi kazanacaksın. Bu kadar. Hem TYT hem AYT için. Aleyna'cığım 40 bin ne ki, ben Ankara'dayım. 58 bin lira isteyen dershane bile duydum. Çok iyi. Bu ücreti arkadaşlar böyle bir sistem için hiçbir yerde bulamazsınız. Bakın şunu da çok iyi biliyorum. Başka uzaktan eğitim kurumlarında yapay zeka yok, takip yok, rehberlik yok, program yok.
Sadece ders için arkadaşlar 13 bin lira reklamı gördüm. Geçen reklamı önüme geldi. Girdim baktım. 13 bin TL sadece ders. Dersler de canlı değil, video bir de. Tabii ki de 4.899 TL'yi arkadaşlar, eğer kredi kartı, sizin şimdi yaşlarınız ufak ama ailenizde kredi kartı kullanan kişiler varsa peşin fiyatına 12 aya kadar taksit yapıyoruz arkadaşlar. 2, 3, 6, 9, 12. 12'ye böldüğümüzde aylık sadece 408 TL. Şu an Starbucks'ta 2-3 arkadaş bir araya gelip birkaç dedikodunun belini kıralım. Hadi gelin birazcık sizi özledim, sohbet edelim. Birer kahve içelim dediğinizde ödediğiniz hesaptan daha uygun. Ablam patlatmadıysa kredi kartını ben kaydolacağım. Aleyna'cığım şimdi kayıt için ben seni link atacağım. Hasan bütün paketlerde bu yapay zeka var. Zeynep çok iyi diyor. Kesinlikle çok iyi. Ve erken kayıtta son günler Ağustos 1'de biz çalışmalarımıza video ısınma kampları ön hazırlıklarla birlikte başlıyoruz. Şimdi sistem yöneticisi arkadaşımdan bir ricada bulunacağım. Kayıt olmak için ve 300 TL kazandığınız indirim çekini kullanmak için herkes chat alanına ilettiğim linke tıklasın. Desin ki oradan da ben Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. Yazın arkadaşlar, kayıt için dönüş yapacağız size. Semih hocam sadece TYT için fiyat ayrı. Herkes bir şu linke tıklasın önce. Linke tıklayın ki yerinizi ayırın kayıt için. İndirim kodu da olmasın. Semiha sadece TYT'ye kayıt olursan TYT'nin ücreti bak şurada görüyor musun? Dur. Dur Semiha. 3.799 TL ya Semihacığım. Bu seminerden kazandığın 300 TL indirimle birlikte 3.499 TL sadece TYT. Sadece AYT de var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın AYT sözel, AYT iştirak, AYT sayısal 2.999 lira ya. 300 TL indirimle birlikte arkadaşlar 2.699 lira. Hiçbir şey ya. Kayıt olduğun günden önümüzdeki yılın sınavına kadar yapay zeka koçluğu artı birebir canlı ders eğitimi. Bakın Ankara'nın en iyi hocaları canlı derslere girecek. Hayır Melisa'cığım sen linke tıkla. Ailemle görüşeceğim diye de yaz. Biz ona göre dönüş yaparız. Simay'cığım ailenle görüşürsün. Siz linke tıklayın. Zaten biz ailenizle görüşmeniz için, onların da fikirlerini almanız için size zaman vereceğiz. Evet Aleyna, ailenizle ben de görüşebilirim bu arada. Biz de görüşebiliriz. Soruları varsa siz linke tıklayın. Ailemle görüşeceğim. Şu tarihte görüşelim diye yazın. O tarihte görüşürüz. Fatma hocam hem TYT hem AYT 5.199 lira. 300 TL indiriminizle birlikte 4.899 lira. Ailenize kredi kartını söyleyin. Onların hoşuna gider. 12'ye kadar peşin fiyatına taksit imkanımız var. Linki yeniden iletiyorum. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu ücrette son günler ve indirimin de son zamanları. Semiyacım KPSS için de var. Evet Fatma hocam sen AYT Sözel ve TYT'ye kayıt olacaksın. KPSS'de de bu 300 TL'lik indiriminizi kullanabilirsiniz. Aleyna diyor ki hocam babam havada karada dinlemeden kaydettirir beni. Bıktı benim masraflardan. Bu çok iyi oldu. Arkadaşlar ailenizin de yüzü gülecek ya. Ne ki yani 4.900 TL. Dershaneye mi gideceksiniz 40 bin liraya? Dershanede yapay zeka var mı? Yok. Zamanınıza yazık değil mi? Ailenizin parasına yazık değil mi arkadaşlar? Çok uygun. Tekrar son kez linki atıyorum. Kayıt olmak için, indirim kodundan faydalanmak için bu linke tıklayın. Özellikle Tuğba hocanın seminerinden geldim. Ailemle görüşeceğim kayıt için diye de yazın ailesiyle görüşecek olanlar. Birebir ben de arama yapıyorum. Benim gibi öğrenci koçları arkadaşlarım var. Biz arayıp zaten yardımcı olacağız.
Ailesiyle beni görüştürmek isteyenler de yazabilir. Hocam, ailem biraz çekimser, Tuğba hocamın görüşmesini istiyorum diye yazın, ben onları ararım. Zehracığım, dershanede kalabalık bir ortamda sana özel verilmeyen bir eğitimden ben çok da fazla verim alabileceğini düşünmüyorum. Bu sistem tam sana göre, çünkü sana özel çalışacak. Aleyna diyor ki hocam ben sizin gibi anlatamam, bu videoyu kaydedecek misiniz, arkadaşlarıma da atacağım. Kaydedeceğiz Aleyna, yarın bu saatlerde YouTube kanalımızda yüklü olmuş olur, sayfamızda da yüklü olmuş olur. Var mı sorularınız? Gidiyorum ben. Tuğbacığım, aileni ne yap, ne et, ikna et. Hedefin için bu gerekli. Hocam gitmeyin. Var mı sorularınız? Evet, bak dershanede Aleyna, senin var ya ağzın bal yesin. Tam söyleyeceklerimi söylüyorsun. Aleyna diyor ki derece yapacak öğrencilere özel ilgi oluyor. Arkadaşlar, dershane sizin seviyenizi bilmeden, sizi tanımadan neye göre bir program yapacak ki? Dershanede rehberlik bile yok. Değil yapay zeka. Program bile yok. Kendin çalışıyorsun. Zehracığım, yapamadığın soruları canlı derslerimiz, haftanın 7 günü var. Derslerde hocalarımıza sorabilirsin. Özel canlı soru çözüm saatleri olacak. Sorularımızı birlikte yanıtlayacağız bu soru çözüm saatlerinde. Ve bombayı söylüyorum. 2024'de kayıt olan, yapay zeka ile hazırlanan, istediği puanı alan öğrencilerime tercih döneminde de tercih danışmanlığı, rehberliği yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, bunun için bile diğer kurumlar ekstra ücret istiyor. Biz istemiyoruz. Siz yeter ki uyum sağlayın. Zaten ben eminim şu an burada özellikle bu semineri de kaydedeceğim. Hangi öğrenci hangi hedefle geldiyse dönemin sonunda o hedefine ulaşacak yapay zekayla. Beyzacığım, kitap göndermiyoruz. Yapay zekanın dijital kaynakları var. Kitaptan 10 bin kat daha verimli. Evet, kitap olsa bu arada fiyat bu olmaz ve kitap verimli değil zaten. Şu an yeni nesil soru üreten kaynak çok az. Bizim dijital kaynaklarımız kitaptan daha kaliteli. Son kez gönderiyorum linki. Tıklamayanlar varsa diye tıklasın. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum diye yazın. Ailemle görüşeceğim ya da ailemle sizin görüşmenizi istiyorum diye yazın. Ben hepinizin tek uzemli olmasını, 2024 yılında hedeflediği üniversitelerde, o çimlerde, o amfilerde arkadaşlarıyla sohbet etmesini, artık gelecek kaygısını bir noktada da olsa azaltmış olmasını çok istiyorum. Bunun için kayıt olmalısınız arkadaşlar. Tamam, babanla görüşürüz. Hasancığım, sınıfların grupları var. Gruplar olabildiğince az sayıda belirleniyor. Simay'cığım, artık her şey teknoloji üzerinden ilerliyor. Buna da alışırsın. Emine, gastronomi sözel, TYT'ye gireceksin, bir de AYT sözele gireceksin. Son kez atıyorum. Var mı sorunuz? Gidiyorum ben. Ya gitmeyin. Ne yapalım, kalayım mı? Arkadaşlar, kayıt olduğunuzda daha çok görüşeceğiz. Benim kayıtlı öğrencilerimle sürekli böyle seminerlerim oluyor. Esir aldım. Ben de çok teşekkür ediyorum. Siz de kendinize çok iyi bakın. Çok idealist, mükemmel bir seminerdi. Gerçekten öğrencilerim çok idealist, çok böyle ne yapacaklarını bilen, tam yapay zekaya layık öğrenciler. Ben de çok teşekkür ediyorum Liya Nurcuğum. Her şey için teşekkürler hocam. Sizi tanımak çok güzeldi. Simay, ben de teşekkür ediyorum. Seni tanımak da çok güzeldi. Bayıldım hocam. Hem size hem tek uzeme. Aleyna, çok teşekkürler. Ben de hepinize bayıldım arkadaşlar. Yapay zeka ile bindik bir alamete. Gidiyoruz üniversiteye. Ay bak, bu çok güzel. Helin, harikasın. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Linki son kez atıyorum. Yazmayı unutmayın. 300 TL indirim çekinizin son günleri arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ücret kısmı da değişecek.
Ücretler bu kadar uygunken yazın, kaydımızı tamamlayalım. Semiha, WhatsApp'tan yaz, ben seni arayacağım. Bu linke tıkla, Tuğba hocam beni arayabilir mi yaz, dönüş yapacağım sana. O zaman görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi tanımak çok güzeldi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. 551, 592, 58, 35. Linki de atıyorum. Evet, SS alabilirsiniz. 551, 592, 58, 35. Hadi görüşürüz.